Herkese merhaba sevgili TeknoJoku izleyicileri. Şu anda Samsun'dayız. Samsun'da bir yerli akıllı telefon üretim fabrikası yapılıyor. Hemen arkamda gördüğünüz Reader'ın Samsun'da yaklaşık 100 kişinin çalıştığı bir fabrikası var. Burada kısa bir süre sonra akıllı telefon üretimi başlayacak. Ve yakın bir zamanda da akıllı olmayan tuşlu bir telefon üretimi başladı, F1 modeli. Gelin bakalım içeride neler var, ne gibi faaliyetler yapılıyor ve telefon üretimiyle ilgili ne gibi çalışmalar yapacak Reader. Hep beraber izleyelim. Fabrikanın içinde dolaşıyoruz, Reader'ın fabrikasında. Burada şimdilik tuşlu akıllı telefon üretiliyor. Önümüzdeki aylarda ekran büyük, böyle dokunmatik ekranlı bir akıllı telefonda üretilecek. P13 diye ismi olan bir akıllı telefonda üretilecek. Şimdi küçük bir adım atılmış burada. Ama Türkiye'de bu tarz adımlar atılıyor. Başka markaların da öyle adımları var. Hatta biz oralarda ziyaret edeceğiz. Oralarda da böyle video çekeceğiz sizin için. Gayet güzel olmuş. Gayet güzel çalışmalar bunlar. Hani yerli ne kadar yerli, Türkiye'de mi üretiliyor, bunlar montaj falan filan. Bunlara çok takılmamak lazım arkadaşlar. Bu işler böyle başlıyor. Çinlilerde montaja başladı ama şu anda dünyanın en önemli markaları biliyorsunuz Çinlilerden oluşuyor. O yüzden çok takılmayalım bunlara ve Türkiye'deki oranını söyleyecek olursak %55 burada üretilen telefonun oranı bu arada. Yerlilik oranından bahsediyoruz. Şu taraftan. Şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Burada üretiliyor bu tuşlu telefonlar. Yakında akıllı telefonda burada üretilecek. Ülke için güzel şeyler bunlar. Devamı gelir inşallah. Farklı markalardan da bekliyoruz ki yapılıyor. General Mobile de yapıyor bu arada. Başka markaların da bu tarz çalışmaları var. Kaan da yapmaya çalışıyor bildiğim kadarıyla. Ama fiziksel olarak açabilen fabrikasını bir Reader var. Bir de General Mobile var şu anda. İnşallah sayısı artar. Bunlar güzel şeyler. Bir gün bizim de %100 yerli olmasa bile büyük bir oranda yerli cep telefonlarımız olur diyoruz. Ve fabrika gezimize devam ediyoruz. Halen Reader'dayız. Birazdan Çinli ortaklardan bir tanesi Megi'ye bazı sorular soracağım. Aslında hepimizin merak ettiği sorular bunlar. İşte yerlilik ne kadar yerlilik, Türkiye'de mi üretiliyor, hangi parçalar geliyor gibi sorular soracağım. Çok güzel yanıtlar alacağımı tahmin ediyorum. Çünkü özellikle bu yerlilik tartışması çok önemli. Ne kadarı yerli, ne kadarı değil. Aslında bu sorunun yanıtı biraz sonra yapacağım röportajda muhtemelen yanıtını bulacak. Hep beraber izleyelim bakalım. Reader'ın ortaklarından bir tanesi olan şirketin sahibi bu konuda ne diyecek? Hep beraber izleyelim. Merhaba, benim adım Megi. Bugün Reader'ın Türkiye'deki fabrikasının açılışındayız. 7 yıldır Reader markasıyla birlikte çalışıyorum. Çin'de geliştirmekte olduğumuz teknolojilerimizi Türkiye'ye taşımak istiyor ve yerli üretim yapmak istiyoruz. Bu amaçla teknolojilerimizi Türkiye pazarına taşıma kararı aldık. Beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.
Gelecekte birçok ürünü Türkiye'den dünyaya satmak istiyoruz. Afrika, Avrupa, İran ve daha birçok ülke planlarımız arasında bulunuyor. Beraber iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Bence marka değeri yükseldikçe müşterilerin markaya duyduğu güven de artacaktır. Ürünlerimiz Türkiye'de üretilmeye başlandığı zaman Türk halkı bizi tercih etmeye başlayacak. Büyük bir pazar oluşturduğumuz zaman Türkiye'de kamera ve pil gibi parçaları da üretebileceğiz. Her şey Türk malı olacak. Bu sayede Samsun'da bir endüstri şehri oluşturabiliriz. Reader Technology demek. Çok memnun oldum.